Herkese merhabalar. Sabah kedimle videoyu açmış olmam lazım. Eğer koymayı unutmazsam. Şimdi ben bugün mutfağımı güzelce temizledim, sildim, süpürdüm, tezgah, o bu şu, buzdolabı, her yeri temizledim. Bu sabah eşim sağ olsun, kızım erken uyandı, 8.30'da uyandı. Eşim kızımı aldı, oyaladı, kahvaltısını yaptırdı. Kendisi de yapmış kahvaltısını. İkisi yaptılar bugün kahvaltıyı. Ben uyudum, dinlendim. O yüzden çok enerjik bir güne başladım. Eğer ki her sabah böyle erken kalkıp Aliya ile uğraşmak gerçekten çok zor geliyor. O yüzden eşim arada sırada beni böyle dinlendiriyor sağ olsun. Evde olduğu günlerde Aliya'yı alır dışarı götürür. Ben yorgunsam evde kalır dinlenirim. Neyse şimdi yarın arkadaşım gelecek benim. Bir kişi gelecek, komşum. O yüzden de birkaç hazırlık yapıyorum. Zaten bir kişi geleceği için çok fazla bir şey hazırlamayacağım. Dedim her zaman sütlü tatlı yapıyorum. Bu kez şerbetli bir tatlı olsun ve bayağıdır da bunu yapmamıştım. Genelde ben şerbetli tatlıları Ramazan'da yapıyorum ki Ramazan'a da az kaldı. Artık bol bol yaparız. Artık her gün tatlı yapacağız Ramazan'da. Dedim şekerpare yapayım. Pişirme kağıdım bitmiş, streç filmim bitmiş, birkaç eksik daha vardı. Eşimi markete gönderdim. Air frame pişirme kağıdını da altına serdim artık. Evde fındık vardı, malzemeler de vardı. Dedim şekerpare yapalım. Hem akşam eşimle, kızımla beraber yeriz. Hem de yarın arkadaşımla beraber yeriz diye. Bugün bir kısmını şerbetleyeceğim. Diğer kısmını yarın şerbetleyeceğim. Buzdolabına koyacağım. Şimdi ben bunu fırınımı açtım. Isınıyor. Bunu hemen fırına vereceğim. Bulaşık makinem boşaltılacak, bekliyor. Kiriler yerleştirilecek. Ezogelin çorbası yaptım. Şimdi yanına bir de mantı yapacağım. Bugünkü menümüz bu şekilde olacak. Bu arada ben yarınki menüyü belirlediğim için hemen şöyle şuraya buğur lahanayı zeytinyağıyla tuzla kavurdum. Onu yarın mayonez, yoğurt ve sarımsakla birleştireceğim. Buraya patatesimi haşladım. Yeşilliklerini yarın doğrayacağım. Patates salatası yapacağım. Tatlımı yapıyorum. Buzluktan su böreği çıkaracağım. Bence ikimize yeter diye düşünüyorum. Bunları neden şimdiden yaptım? Yarın pazar olduğu için eşim işe geç gidebilir. Geç kahvaltı yapabiliriz. Belki vaktim olmayabilir. Evi falan da süpüreceğim çünkü. O yüzden dedim ki şimdi yap, işini garantiye al. Zaten hiçbir şey olmuyor yani yarına kadar. Şöyle şekerparelerim çıktı. Acaba biraz fazla mı pişirmiş oldum bilemedim şu an yani. Şerbetim de hazır. Akşam yiyebileceğiniz kadarını ayırıp şerbetleyeceğim. Geri kalanını soğutup buzdolabına atacağım inşallah. Birazdan arkadaşım gelecek. Şöyle yaptıklarımı gösteriyorum. Şuraya bol sumaklı bir patates salatası yaptım. Burada böyle sarımsaklı, mayonezli, yoğurtlu bir lahana salatam var. Adı aklıma gelmedi şu an. Burada ısıtacağım böreğim ve haşhaşlı çöreğim var. Burada da birazcık şekerparem var. Sadece bu kadar şerbetledim. Çünkü ben dün de şerbetlemiştim. Dünden kalan şekerpareyi kendime ayırdım. Arkadaşıma taze şerbetledim. Üzerine Antep fıstığı da koyacağım. Çok lezzetli oluyor öyle. Dün tadına baktık. Gayet güzeldi. Hatta biraz daha var. Buzdolabına attım. Onu da artık birkaç gün sonra şerbetlerim diye düşünüyorum. Saat 12'ye geliyor. Arkadaşım saat 11.30 gibi gitti arkadaşlar. Yani 3.30 gibi buluştuk. Şu an 11.30 gibi gitti. Yani bayağı bir zaman geçirdik. Böyle iki demlik çay içtik, kahve içtik. Sonra böyle patatesli salatayı oturduk, bir daha yedik. Tatlı yedik, işte ekler falan getirmiş, kızma böyle çikolatalar, çerezler getirmiş. Böyle Aliya ile bir yandan Aliya ile koşturduk, bir yanda sohbet muhabbet derken telefonu hiç elime almadım. Çok güzeldi, çok iyi geldi konuşmak, sohbet etmek. Ne bileyim yani ara sıra böyle şeyler gerçekten çok güzel oluyor. Şimdi ben ne yapıyorum? Burada brokoli haşlıyorum. Son zamanlarda şeye takmış durumdayım. Bunu böyle haşlıyorum. Sonra üzerine bol limon, nar ekşisi ve tuz serpiyorum. Ya o kadar hoşuma gidiyor ki size anlatamam. Yani eğer ki gece olmasaydı, hani şey olsaydı, bir diş sarımsak da ekleyebilirdim. Çok lezzetli oluyor. Salata niyetine yiyorum ama o kadar iştahlı yiyorum ki bunu.
hem çok sağlıklı hem kilo da yapmaz. Yani şimdi onu haşlıyorum. Bunu yemeden yatarsam uyuyamam. O yüzden dedim ki bunu yiyeyim yatayım. Kızımı uyuttum. Telefonumun da hiç şarjı yok. Onu şarja takacağım. Bugün hiçbir şey çekemediğim için, yani dün ve bugün hiçbir şey çekemediğim için yarın videomu devam edip yarın bitirmeyi düşünüyorum. Yarın inşallah kafamda yapmak istediğim birkaç planım var. Bu birkaç gündür hava bozuk gidiyor. Normalde çok güneşliydi. Eğer güneşli olsaydı arkadaşımla haberleştik böyle. Dedik ki termosa çayımızı demleyelim. Aileyi parka götürelim. O parkta oynasın. Biz çayımızı içelim falan diye düşünmüştük. Yarın hava güzel olursa arkadaşımla öyle planımız var. Yok eğer hava bozuk olursa yine evde işte böyle şey falan yapmak istiyorum. Şallarımı, eşarplarımı bir düzene sokmak istiyorum. Son zamanlarda biraz dağıldı. Sonrasında şallarımı ben böyle görünür yere koymuştum. İşte kombinime göre uydurayım, işte kullanayım diye. Ama eşarplarım böyle bir çekmecenin içinde. Bu şifonyerin çekmecesinin içinde olduğu için bazıları geride kaldığı için onları göremiyorum. Göremediğim için de takamıyorum. Son zamanlarda da biliyorsunuz eşarp şala göre daha çok moda. O yüzden onları da takmak istiyorum. Böyle yeni çıkan şallardan, eşarplardan da sipariş etmek istiyorum aslında. İnşallah zamanla onları bir düzenlemek istiyorum. Sizinle beraber muhtemelen onu yaparız. Yine ev işleri, işte kedidir, kuştur, Alya'dır, işte kahvaltı, yemek, temizlik derken gün böyle geçiyor zaten. Bakalım Allah nasip ederse yarın sizlerle onları yapacağız. İnşallah güzel, dolu dolu bir gün olur. Böyle brokolimin son halini de size gösteririm. Sonra yatışa geçerim artık. Çok konuştum zaten. Ertesi günden devam ediyorum. Kızım uyuyor. Muhtemelen birazdan kalkar. Çünkü uyuyalı bayağı oldu. Ben duşumu falan aldım. Evimi bir kısmını Sıdıka süpürdü. Bir kısmını ben süpürdüm falan derken. Hatta kahvaltı sofrasındayken yemeklerimi bile hallettim. Dedim ki bu işi bitireyim. Şöyle biber dolması yaptım. Alya'yı ayağımda sallarken bir tık altını yakmış olabilirim. Şurada da yoğurtlu çorbam var. Çünkü kızım çok seviyor. Yani bugünkü menümüz bu şekilde kızımla. İşim genelde tok geliyor ve çok geç geldiği için yemek yemiyor. Yediği zamanlarda da artanları zaten yiyebiliyor. Şimdi buraya ne yaptım? Ha bu arada kızım halıma portakal suyu döktüğü için onu yıkadım. Dün gece yıkamıştım galiba. Aynen dün döktü. Hemen yıkadım. Bugüne kurudu zaten. Hemen de serdim. Şurada da baktım ki benim bayat ekmeklerim varmış. Artık böyle bozulacaktı. Dedim ki değerlendireyim onları. Hemen şöyle kızarttım. Bunu robottan geçirip galeta unu yapacağım. Köftelere falan çok güzel oluyor. Yani marketten almaya hiç gerek yok. Hem israf olmuyor hem de işiniz görülmüş oluyor. Bakın ne güzel oldu. Şu alttakiler eski olanlar. Ben bu üsttekileri bayağı bir kızartmışım. Üsttekiler de yeni olanlar. Yani bununla bir sürü köfte yapabilirim. Buzdolabına kaldırıyorum şimdi bunu. Böyle vicdanım rahatlıyor yani. Kendimi daha iyi hissediyorum bir şeyleri değerlendirdiğimde. Kızım uyandı. Gürültüyü duyuyorsunuzdur. Ona oyuncak kutusunu koydum. Şimdi ben size şeyi göstermedim biliyor musunuz? Kızımın tokalarını ben böyle kutulara koydum. O kadar düzenli durdu ki. Şimdi şallarımı düzenleyeceğim demiştim ya. Tokaları da onun yanındaydı. Dedim hazır açmışken göstereyim. Şöyle hepsi örgü toka bunların. Şu Barbie tokayı da şeyden almıştım. Bim'den almıştım. Hem kendime hem kızıma. Burada böyle işte pazardan, oradan buradan alınma tokalar. En azından böyle daha düzenli duruyor. Mesela şu kutuda da o kadar çok tokası var ki kızım. Yine tokaları var. Geçen şu lastik tokalardan almıştım ya. Bunları kızımla ortak kullanırız diye. Bir de minik minik olduğu için tam onun saçına göre olur. Böyle ekledim. Sonrasında burada da örgü tokaları var. Hatta birkaç tanesini göstereyim bakın. Şunlar
kadar güzel ki. Bunları falan hep ördürdüm. Bayramlarda takarım, kombin yaparım diye. Şu da aynı şekilde. Bunları hep o örgü yapan arkadaşıma yaptırdım. Yani gerçekten el işçiliği harika. Şu şekilde. Bir sürü tokası var, güneş falan. Bir sürü toka yaptırdı. Şimdi geldik buraya. Benim burada şallarım var. Şöyle göstereyim. Hatta birkaç böyle yeni aldığım eşarbımı da ekledim ama eşarplarımın çoğu da şifon yerin içinde bekliyor. Şu benim Eltim'in düğününde taktığım böyle parıltılı bir şaldı. O yüzden kutusu falan da vardı. O aynı kutusunda bekletiyorum kirlenmesin, tozlanmasın diye. Belki birine veririm falan tertemiz olsun diye. Şimdi şurada bir ara tahta eşarplar modaydı ya. Tahta eşarplardan tutun da birçok böyle bambu crush mesela, onları çok severim. Onlar falan var. Bunları güzel bir düzenlemem lazım. Şimdi bunun içine alıyorum. O günkü kombinim neyse ona göre takıyorum. Ama bir önem sırasına dizmem lazım. Yani mesela bu taftaları kullanmıyorum artık. Yani modası da geçti ama hani çok nadir kullanırım, kullansam bile. O yüzden mesela onları daha altlara ekleyip çok sık kullandıklarımı üste çıkarmayı düşünüyorum. Sonra eşarplarımı da aynı şekilde sığdırabilirsem buraya eklemek istiyorum bunlara. Yani bir ayar çekeceğim. Kızım hemen uyanınca yemek yemiyor. İştahı olmuyor. Muhtemelen bir yarım saat sonra bir yemek yeriz kızımla. Yarım saat içinde halledebilirsem hepsini halletmeye çalışacağım. Halledemezsem de yemekten sonra rahat rahat devam ederim. Sonuçta gün bizim yani. Hava çok güzeldi aslında. Bir anda güneş gitti. Kızım uyumasaydı dışarı çıkardık. Biraz yürüyüş yapardık. Eczaneye falan gidecektim ama gidemedim. Şu an hava bozuk. Hani belki soğuk değildir ama insanın içi kapanıyor yani böyle havalarda. Güzel burayı düzenleyeyim ki yolda yeni gelecek şallarım var. Bugün muhtemelen gelirler. Onları da eklerim içine güzel yıkadıktan sonra. Gösteririm size. Öyle yani. Şimdi burayı güzelce bir düzenleyelim. Şöyle hepsini boşalttım. Şöyle şuraları bir sileceğim bu silipinin temizlik mendiliyle. Şimdi ben burayı böyle bırakıp Alya'ya yemek hazırlayacağım. Yani yemeklerini koyacağım. Yemek yiyeceğiz. Çünkü anladım ki ben bunları halledene kadar Alya durmayacak. Ve bunlar bir tık uzun sürecek. Çünkü sıralama falan yapacağım ya. Eşarpları falan da çıkaracağım. Yani burada benim bir saatlik işim olabilir. O yüzden önce yemek yiyelim ki benim kızım rahat rahat oyununu oynasın. Şimdi yemeğimizi yedik. Burası da az çok şekillenmeye başladı. Tam yerleştirmedim tabii ki de. Mesela şuraya tahta şallarımı koydum. Yani bunlar da artık rahat edemiyorum açıkçası. Üniversite yıllarında bunu o kadar çok kullandım ki bu taftaları. Yani hiç mi eskimez, hiç mi yıpranmaz? Şu anda hiç kullanmıyorum. Bir gün kullanır mıyım bilmiyorum. Hani zannetmiyorum ama ilk fırsatta bir ihtiyaç sahibi bulup bunları hediye etmek istiyorum. Sanırım bu kadar. Daha var mı bilmiyorum. Varsa ekleme yapacağım oraya. Burası da benim özel günlerde, işte düğünde, nişanda vesairede kullanmak istediğim şallarım. İşte şu zaten ışıltılı bir şeydi. Bunlar da aynı şekilde böyle simliler. Ay bir saniye, şarjım bitiyor. Bunlar da bu şekilde simliler. Bunları özel günlerde takıyorum. Çok şık oluyor. Hatta en son şunu bir düğün müydü? Evet, bir düğünde takmıştım. Siyah bir takımın üstüne çok yakışmıştı. Çok güzel duruyordu. Şimdi buraya da böyle caz, ondan sonra bambu crush şallarımı ekliyorum. Böyle renk renk dizeceğim. Şundan, şu tondan iki tane gibi. Çünkü birisi bana hediye geldi. Birisini kendim aldım. O yüzden öyle. Bazen aynı renkler düşebiliyor. Yanlışlıkla almış da oluyorum yani. Şimdi burayı güzel dizelim. Dizdikçe yine ben böyle videoyu açacağım. Şöyle
son zamanların çok meşhur olan Bloom desen şallarından da almıştım. Hemen onları da ekleyeyim. Yani böyle dizmek işime geliyor. Çünkü dediğim gibi hani kombinime göre rengi seçebiliyorum. Her şeyi gördüğüm için çok rahat oluyor. Ama böyle üst üste dizdiğimde düz bir şekilde anlayamıyorum. Çoğunu takamıyorum. Boş yere para vermiş oluyorum. O yüzden böylesi çok rahat oluyor. Şimdi bu Bloom'ları da yan yana dizeceğim. Onlardan da var bir 5-6 tane galiba. Her renkten şal almışım. Bakın, şeftali rengi, fıstık yeşili, limon sarısı. Bunları hatırlıyorum. Hani adları böyle geçiyordu. O şekilde almıştım. Her renkten bulabilirsiniz yani. Şu an herhalde olmayan bir renk yoktur. Ama benim en sevmediğim renk nedir biliyor musunuz? Hiç böyle tercih etmediğim. Kıyafetlerimde de mesela hiç yoktur. Ya bir tanedir ya hiç yoktur. Ben lacivert ve gül kurusunu hiç sevmem. Mesela ben bunu pembe diye almıştım. Gül kurusu çıktı. Takıyor muyum? Çok nadir. Çünkü kendime yakıştırmıyorum mesela. Lacivert, yani lacivert alana kadar gider siyah alırım. Lacivert hiçbir kıyafetim yoktur yani. Belki bir tane falandır, hani o da unuttuğumdan belki hatırlamıyorumdur. Hiç sevmem. Ama renkli takılmayı da çok severim. Her renk var yani şu anda. En çok sevdiğim tonları da söyleyeyim. Renkli takılmayı severim ama toprak tonlarına bayılırım. Yani böyle acı kahve, kahve, kamel, işte o tonları çok seviyorum. Ve şallarımın çoğu da böyle kahve tonlarıdır. Hep aynı renklere giderim. Yani hep farklı alayım derim ama hep aynı tonlara giderim. Ve düzenlemem bitti. Şuraya dediğim gibi sık kullandıklarımı, buraya seyrek kullandıklarımı gördüm. Tam da 50-50 yettiler yani. Ama bu benim yani kapandığımdan beri olan şallarım arkadaşlar. Yani 1-2 sene içinde değil. Ben 2016'da kapandım. 2016'dan beri aldığım bütün şallar, ne attım, ne bir şey oldu yani. Şallarıma hediye etmedim. Eşarplarından hediye ettim ama bunlar benim yıllardır kullandığım, biriktirdiğim şallarım. Bu şekildeydi. Şimdi eşarplarıma geçeceğim. Hava da artık kararmaya başladı. Görüntü inşallah güzel çıkıyordur. Şu kubbe desen mi diyorlar buna? Sanırım öyleydi. Şöyle bir küf yeşili miydi bu ya? Sanırım küf yeşiliydi. Böyle bir şal aldım. O kadar güzel duruyordu ki mankenin başında, çok hoşuma gitti. Bir de şöyle yapayım. Koyu antrasit renginde su yolu desenli. Son zamanlarda bunun şalları, eşarpları çok moda biliyorsunuz. Böyle bir şal aldım. Bir de bu nut diyorlar galiba. Nut renginde. Şöyle göstereyim. Böyle bir şal aldım. Nasipse bu modellerden eşarplar da almak istiyorum. Şimdi şallarım da şöyle. Şunlar benim Şunlar benim yeni aldığım eşarplarım. Ben deminden şallar mı dedim ya, karıştırdım galiba. Şurada işte ne derler ona, pliseli eşarplarım var şu en arkada. Bunlar neredeyse hiç kullanmadıklarım, yani kullanmayacak olduklarım. Önceden çok kullanırdım ama şimdi bunları da muhtemelen ihtiyaç sahiplerine vereceğim. O zamana kadar böyle muhafaza ediyorum. Şunlar da kullanabilecek olan taftalarım. Yani bunları da çok sık kullanmıyorum ama bunları bu şekilde koymayı tercih ettim.
Ve bitti, şükürler olsun. Son bir açıklama yapıyorum. Burada benim daha böyle sevdiğim, daha sık kullanacaklarım, böyle daha özel günlerde, daha böyle dışarı çıkarken süslenmeyi, püslenmeyi seveceğim zamanlarda kullanacağım şallarım var. Bunları yeni almıştım. Paketinde duruyor. Yıkanacak çünkü onlar. Şuraya gelince de burada da genelde daha sıradan, pamuklu, işte pazarda, markette takabileceğim, hemen yapçık yapabileceğim şallarım var. Burada çok kullanmadığım eşarplarım var. O yüzden bunları arka arkaya koydum ki bileyim diye. Bunlar da benim çok sık kullanabileceğim eşarplarım. Son zamanlarda aldığım son moda olan eşarplarım. Buraya koymak istemedim ki şu kısmı görebilmek için. Yani alt kısmı göremeyecektim eğer onları buraya koysaydım. O yüzden de üste koymayı tercih ettim. Hepsini görebileyim. Sevdiğim eşarplarımı, şallarımı görebileyim diye bu şekilde yaptım. Ay, bir şal eşarp düzenlemek bile yani bir saatimi aldı yaklaşık. Gerçekten söylüyorum. Alya da bir taraftan dağıtıyor. Çoraplarımızı dağıtmış. Çekmeceleri açıp. Her neyse, şimdi ben gidip güzel bir... Ha, bu arada ben kızımı duşta aldırdım. Baktım altına yapmış. Dedim altını değiştirirken komple değiştirip duşunu aldırayım. Şu an o da mislendi. Evim zaten temiz. Ben duşumu aldım. Düzen yaptım. Yani daha ne olsun? Bence bereketli bir gün geçti. Şimdi gideceğim, güzel bir çay demleyeceğim. Hatta arkadaşımı çağırmayı düşünüyorum. Eğer müsaitse o da gelsin. Şöyle çay çerez yapalım. Yoksa da artık kızımla beraber yaparız. Şimdi Alyoş'um uyudu. Yani bayağı oldu aslında uyuyalı ama ben böyle televizyona, telefona daldım. Sadece burayı böyle bıraktım. Siyahları yıkamıştım. Onları katladım. Beyazlar şu an kurutmada kuruyor. Onları artık sabah katlarım. Ya şimdi bulaşık makinem boşaltılmayı bekliyor. Buradakiler yerleştirilmeyi bekliyor. Sarı bezimi görüyor musunuz? Sarı bez kültürdür. Ondan sonra şuradaki çorbamı buzdolabına koydum, yoğurtlu olduğu için. Ama oradaki biber dolmam duruyor. Onu boşaltıp o tencereyi yıkamam lazım. Şimdi bunların hepsini yapmam lazım. Bu kız da burada. Bununla ikimiz ayaktayız. Muhtemelen Limon da uyudu, kuşumuz. Eşim henüz işten gelmedi. Bu arada saat 1. Diyorum ya, o çok geç bırakıyor işi. O yüzden geç geliyor. Biz çoğu zaman uyumuş oluyoruz. Yani öyle söyleyeyim. Alya'yı göremiyor. Artık yarın sabah görecek kızını. Şimdi ben bilmiyorum, şimdi mi veda edeyim size? Burayı toplayıp da mı veda edeyim? Neyse, ben size veda edeyim. Videoyu editlemeye bırakayım. Şu prensesimle size veda ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çok dolu dolu bir vlog olmadı aslında. Sadece başörtülerimi düzenlemek bayağı zamanımı aldı. Yani bu kadar beklemiyordum. Sonuç olarak düzenledik. Misafirdi, hazırlıktı, yemekti derken bugün böyle geçti bitti. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım benim videolarımı seviyorsunuzdur. Eğer böyle kafanızda ya son gün şunu da çeksen güzel olur dediğiniz bir şey varsa lütfen bana yazın. Elimden geldiğince yaparım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu doğruya fırladı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.